Kahramanmaraş'ta yaşayan 18 yaşındaki Kadir Samet, market alışverişi ve kanser hastası annesinin ihtiyaçlarını almak için ulaşımını atla sağlıyor. Genç yıkılan evlerin enkazından 4,5 saatte kurtarılan anne ve babasının eli ayağı oluyor. 6 Şubat'taki iki büyük depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yaşayan Göre ailesi yıkılan evlerinin enkazından ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan aile, hayırsever bir iş insanının verdiği çadırda yaşıyor. Göre ailesinin en genç üyesi Kadir Samet Göl ise hem market alışverişi hem de kanser hastası annesinin ihtiyaçlarını almak için çarşıya atla gidip geliyor. Annemin yetişemediği yere, babamın yetişemediği yere ben yetişiyorum. Onların yeri geldiğinde eli kolu, yeri geldiğinde ayağı oluyor. Burada çiftlikte günümüzü geçiriyoruz. Çok şükür iyiyiz yani. Sağlığımız yerinde. Hastanede sıkıntı yaşıyoruz bir tek. Her yere uzak olduğu için bura. Gidiş geliş sorun olduğu için. Başka da bir sıkıntımız yok. Çok şükür. Evet, atımız var. Atımızla alışveriş yapıyoruz. Doğukent'te çok şükür market var, fırın var. Onlardan ihtiyaçlarımızı alıyoruz atla birlikte giderek. Yağmurlu hava oluyor, fırtınalı hava oluyor. Atı çıkartamıyoruz. O yüzden bazı günler ihtiyacımızı görmüyoruz. Olanları gideriyoruz. Yoksa böyle hava güzel olduğu zaman, günlük güneşlik olduğu zaman atla birlikte ihtiyaçlarımızı görüyoruz fazlasıyla. 11 kişiydi geldi. Antep'ten işte misafirlerimiz falan vardı. Onlarla beraber o geceyi yaşadık. Yani 3 katlıydı. 3 katlı ev bahçeyle birlikte oldu yani. Allah'ın izniyle önce çocuklarım kurtuldu. Sonra eşimle beni işte kurtardılar. 4,5 saat enkaz altında kaldık. Bugünümüze hamdolsun hayattayız. Çok şükür. Evet, oğlumu işte böyle arada bir atla beraber şeye gönderiyorum, ekmek almaya işte alışverişe. Yani günümüzü böyle geçiriyoruz buralarda. Biz burada işte yaşamaya çalışıyoruz. Hani çok şeye ihtiyaç var. Hani çünkü enkazın altında hiçbir şeyimizi alamadık. Sadece canımızı alıp çıktık. Kanser hastasıyım ben, meme kanseri. 3 yıldır işte bunun tedavisini görüyorum. Bir de hani hastanelere de gidemiyorum korkumdan. O enkazın altından çıkma o korku. Yani dünkü o fırtınanın korkusu, o şey bile, yani onun uğultusu bile beni ürktü yani. Böyle çok aşırı derecede korktum. Hala kulaklarımızda. Yani ne bileyim işte, hastaneye de gidemiyorum. Mani olamıyorum. Kontrollerim var, geçti. Çünkü hastaneye giremiyorum. Aşırı bir korku sarıyor. İnsanın elinde değil yani, psikolojik etkilendik hepimiz.